Her gün yeni videolarla birlikteyiz. Aslında Türkiye'de son zamanlarda öylesine önemli gelişmeler yaşanıyor ki, her biri bir devrim niteliğinde ancak gelişmeler peş peşe ve kısa aralıklarla olunca sıradan bir durum gibi karşılanmaya başlandı. Türkiye insansız hava araçları konusunda durdurak bilmeden şaşırtıcı bir şekilde yeni ürünler ortaya çıkarıyor. Bu seferki insansız hava aracı, kimsenin beklemediği kadar başarılı çıkınca, İngiltere bile 50 adet satın alırken, İngiliz Savunma Bakanlığı üründen çok memnun olmuş olacak ki, silahlı versiyonu için talepte bulundu. Bir insansız hava aracı düşünün ki, hem küçük boyutuyla gözlerden uzak seyir edebiliyor, hem savaş uçağı gibi füze ateşleyebiliyor, hem de helikopter gibi piste ihtiyaç duymadan havalanabiliyor. Bu farklı insansız hava aracımız, gelecekte çok daha gelişmiş modeller için yeni kapılar aralarken, daha şimdiden herkesi şaşırttı. Ülkemizde savunma sanayi yatırımları ve dünya kalitesinde üretim yapan şirket sayısı her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında Gebze Teknik Üniversitesi Drone Park'ta geliştirilen ve İngiltere'ye ihraç edilen Jekyll İHA, bugün yeni silah sistemine kavuştu. Artık füze ateşleyebiliyor. İngiltere, helikopter gibi havalanan, türbünlü motorları sayesinde beklenenin üzerinde hızlara çıkabilen, savaş uçakları gibi füze ateşleyebilen bu süper insansız hava aracından 50 adet satın aldı bile. Jekyll, tasarımı ve diğer tüm hakları FlyBevlos Teknoloji firmasına ait olan bir hava aracıdır. İngiltere'ye 50 adet ihraç edilmesinin ardından, İngiltere Savunma Bakanlığı, Jekyll'ın silahlı versiyonuna dönüştürülmesi talebinde bulundu. Bu talep üzerine FlyBevlos Teknoloji firmasından destek istendi. Fly Anonim şirketi ile FlyBy Teknoloji firması, Jekyll insansız hava aracının silahlı versiyonunun çalışmalarına başladı. Baş mühendisler Orkut Aktaş ve Fehmi Özcan liderliğinde, teknik özelliklerinde yapılan değişiklikler sonrasında, SİHA'ya dönüştürülen Jekyll ilk füze test atışını gerçekleştirdi. SİHA'nın test atışları devam ederken, hava aracının geliştirme süreci de bir yandan devam ediyor. Uzmanlara göre gelecekte çok fonksiyonlu olağanüstü bir silaha dönüşeceği görüşü hakimken, kullanıcı ve üreticileri fazlasıyla memnun etti. Teknik özelliklerine baktığımızda dikey iniş kalkış yapmasını sağlayan 8 adet pervanesi olduğunu görüyoruz. Bunlar ikişerli bir şekilde aracın dört köşesine konumlandırılmış durumda. İniş ve kalkış gerçekleştikten sonra ise, uçaklarda olduğu gibi yatay bir şekilde hareket edebilmesi için, 4 adet türbinli motoru bulunuyor. Geçtiğimiz yıl paylaşılan özelliklerine baktığımızda bu SİHA'nın yaklaşık 130 kilometre bir menzili olduğunu görürken, azami yük taşıma kapasitesi ise 15 kilogram kadardı. Ancak yapısal değişiklikler ile 2 adet LMM atıcı sistem, hava aracının gövdesine entegre edilerek taşıma kapasitesi 2 katına çıkarıldı. Zaten 1 adet LMM'nin sisteme getirdiği ek yük, 13 kilogram kadar. 1,3 metre uzunluğa ve 6 kilometreye varan menzile sahip bu füzeyle, geçtiğimiz Ekim ayından beri testlerin yapıldığı ve İngiltere'ye olan ihracatın da, testlere katılan mühendis ekibinden tam not almasından sonra gerçekleştiği belirtiliyor.